Fotoğraflar eşliğinde İkinci Dünya Savaşı'na doğru bir yolculuk yapmak ister misiniz? Yıl yıl, aşama aşama gidecek bu fotoğrafları ve hikayelerini çok seveceğinize eminim. Her birinin anlamı o kadar derin ve özel ki. Video hoşunuza giderse bir beğeni bırakabilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. İngiliz askerleri savaş sırasında sahte ve şişme tank sergiliyor. Bunun yapılmasındaki amaç kendilerinde bolca tank olduğu konusunda Almanları kandırmaktı. Aynı zamanda bunun gibi şişme uçaklar da yapılmıştı. İngiliz askerler savaş sırasında moral depolamak için tiyatral gösteriler yaparlardı. Bir gösteri Alman saldırısında yarım kalınca askerler üstünü değiştirecek fırsatı bile bulamadı. Ve bu şekilde savaşmaya başladılar. Bir köpek Alman asker tarafından fotoğraf çekimine hazırlandırılıyor. 1940. 1940'ta Alman ve İngiliz uçakları arasında bombalama ve it dalışının ardından Londra'da oluşan gökyüzü. 7 Şubat 1940. İşlevi bitmiş bir mayının üzerinde otururken dondurmanın tadını çıkaran bir çocuk. Bu fotoğrafın çok şey anlattığı konusunda bence hemfikiriz. Nazi pilotu Fransa'da yavru bir aslanla oynuyor. 1940. Alman askerleri yakalanan İngiliz ve Fransızların miğferlerini takarak düşmanlarının Fransa'daki yenilgisiyle alay ediyorlar. 1940. Londralılar bombalanma korkusu yüzünden bir yeraltı sığınağında Noel'i kutluyorlar. Arsenal ve Charlton arasında oynanan futbol maçı. Bir İngiliz asker, Alman uçakları saldırabilir mi endişesiyle göklere bakıyor. İsviçreli ve Alman bir asker. Tam sınırda birbirleriyle poz veriyorlar. 1940. Fin birlikleri Sovyet kuvvetlerine el bombası atmak için el yapımı bir sapan kullanıyor. Çok ilkel gibi dursa da bombayı daha uzağa atabildiler. 1940. Almanya'nın Londra'yı bombalaması sonucu evsiz kalan çocuklar. Gözlerindeki endişeyle enkazın dışında oturuyorlar. Avrupa'ya savaşa giden babasına belki de son kez uzanan bir çocuk. Kanada 1940. Finlandiya bombardımanından sonra Sovyet birlikleri yangınları söndürmeye çalışıyor. Londra'da halk bir afiş okuyor. Afişte "Zorbalar her zaman korkaktır. Berlin'i bombalayın ve Londra'yı kurtarın" yazmakta. Karşılaşması zor olan fotoğraflardan biri. Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı ve Adolf Hitler. Japonya'da Winston Churchill üzerinden yapılan İngiliz karşıtı propaganda. 1941. Barbarossa Operasyonu. 22 Haziran 1941. Alman askerleri sınırı geçerek Sovyetler Birliği'ne giriyor. Bir Alman askeri yemeğini Rus bir anne ile paylaşıyor. 1941. Sovyetler casusu olduğu anlaşılan iki kişinin idamından saniyeler öncesi. İngiliz gemiciler bombalandıktan sonra batmak üzere olan gemiden kaçmaya çalışıyor. Almanlar tarafından Fransa bayrağının indirilmesine şahit olan bir Fransızın gözyaşları. Savaş sırasında savaşa gitmeyen erkek sayısı çok azdı. Bu yüzden bazen kadınlar Noel Baba rolüne girmek zorundaydı. Bu fotoğrafta kadın bir Noel Baba çocuklara hediye dağıtıyor. Bu görselimiz Sovyetlerden. Savaşa götürülen Sovyet askerlerinin yüzlerindeki ifadeye bakın. Sizce ne düşünüyorlardı? 1942. Stalingrad Savaşı sırasında banyo küvetinden ateş eden bir Kızıl Ordu askeri. Oldukça ilginç. 1942'nin 10 Aralığı. Leningrad.
vatandaşlar Alman bombardımanıyla yıkılan evlerini terk ederken. 1943 yılında gerçekleşen Varşova Gettosu ayaklanmasında Alman askerler Polonyalı Yahudileri ele geçiriyor. Stalingrad Savaşı'ndan sonra ele geçirilen Alman silahlarına sahip Sovyet çocukları. Ellerinde oyuncak olması gerekirken maalesef silahlar var. Savaşta kayıtlara geçmiş en uzun asker olan Alman Jacob Nathan, İngiliz onbaşıyla teslim olduktan sonra sohbet ediyor. Jacob Nathan'ın boyu 2 metre 21 santimdi. Konuşlanmayı beklerken bir tren bahçesinde kartopu savaşı yapan Alman askerleri. Fransa 1944. Bir çocuk Noel için tatil izni verilen asker babasının bacağına sarılıyor. Alman askerler Sovyet askerlerine teslim olurken. Savaş sırasında patlayan Vezüv Yanardağı'nın yanından geçen bombardıman uçakları. Mart 1944. 1945. Auschwitz ölüm kampı Kızıl Ordu tarafından keşfedildi ve kurtarıldı. İşte esir Yahudilerin özgürlüğe ulaştıklarındaki sevinçleri. Hitler heykelinin başını taşıyan Sovyet askeri. 1945 Berlin. Sivil bir Alman, Berlin merkezindeki büyük Stalin posterine bakıyor. Bir Japon, harap olmuş köyünün kalıntılarına bakıyor. Nagasaki, Japonya. Bu askerler Amerika'nın elinde bulunan Nazi askerleri. Tam bu anda kendilerine toplama kampında Yahudilere yapılanlar izletiliyor. Tepkilerinden dehşete düştüklerini görebilirsiniz. Sovyet askerleri Hitler'in kendini öldürdüğü kanepeyi inceliyor. Hiroşima'ya atılan atom bombasından sadece bir ay sonra çocuklar eğitime devam ediyor. 1945 Japonya. Nazi askerine hareket etmemesi için silah doğrultan özgürleştirilmiş Yahudi bir mahkum. 1945. Müttefik askerler Alman Başbakanlık binasının balkonunda Adolf Hitler'le dalga geçiyorlar. Almanya'nın yıkık halini izleyen yalnız bir kadın. Sovyet askeri Alman bir kadının bisikletini zorla almaya çalışıyor. Berlin 1945. Yaralı bir Alman askerine yardım eden müttefik askerler. Savaşın bitimi üzerine üniforması hala üzerinde olan bir denizci sevinçten kendini kaybetti ve tanımadığı bir kadını böyle öptü. Bu fotoğraf dünyada oldukça derin bir ses getirdi ve savaşı bitiren öpücük olarak adlandırıldı. Amerika. İzlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın.